Selam arkadaşlar. Tekrar karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize. Üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yıkılan Anadolu'dan sonraki devleti bulma yolculuğuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler üzerinden bir tespitimiz var bizimle. Bunu özellikle Allah-u Teala Hazreti Musa üzerinden anlatıyor. Hani daha önce biz bunun videosunu yapmıştık. Hazreti Musa'nın üç kıssası vardı. Yani bu kıssalarda işte gemiyi delme, duvarı örme ve bir genci öldürmeyle sonuçlanan bir yolculuktu. Yani bunu yapmıştık. Bu bir kenara koyalım bunu. Bunun evveliyatı var. Hani evveliyatı var. Evveliyatıyla aslında geriden gelen olaylardır. Yani Kur'an tabiri, soldan sağa rüya tabiri, işte önce finali görür sonra o finale nasıl geldiği anlatılır. Rabbimizin uslup bakımından da böyle olduğunu görüyoruz. Şimdi özellikle Kehf suresi 60. ayette Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir vakit Musa genç adamına ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim demişti. 61. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. 62. Orada uzaklaştıklarında Musa genç adama yiyeceğimizi getir. Gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden çok yorgun düştük. Yüzüne yorgun düştük dedi. 63. Genç yordun mu dedi. O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir dedi. Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. 64. Musa işte aradığımız buydu dedi. Hemen izleri üzerine geri döndüler. 65. Derken kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Şimdi güzel kardeşlerim ayetleri dinlediniz. Buradan Hazreti Musa üzerinden Allah-u Teala aslında Hazreti Mehdi'ye kadar olan süreçte biz daha önce ne dedik? İslamiyet'in yeryüzündeki serüvenini anlatıyor. Allah Resulü geldikten sonra İslamiyet'in iki denizin birleştiği yer Cebel-i Tarık'a kadar gideceğini, ondan sonra geri geleceğini, balığın biz rızık nasip olduğunu, yani İslamiyet'in nasibinin Cebel-i Tarık'a kadar olacağını, daha sonra geri döneceğini, sonra işte bu dediğimiz Anadolu'ya sıkışacağımızı, buradaki Anadolu delinecek mültecilerle işlemiştik bunu. Sonra o mülteciler diye adlandır, delinen gemideki işte sonrasını diyelim bugüne güncelleyerek söylüyorum. Gemi aynı zamanda cüce oturan gemi Anadolu'dur. O genç de anası babası Müslüman olan öldürülen genç de laik devlettir demiştik. Şimdi buraya kadar geleceğini daha sonra bu İslamiyet'in Hazreti Musa'nın yolculuğu olarak Hazreti Mehdi onun geçmişteki yolculuğu üzerine Rabbimiz ahir zaman anlatıyor. İşte onun üzerine Hazreti Mehdi Aleyhisselam geleceğini laik devletin yıkılışından sonra geleceğini ve bir yolculuğa çıkacağını, yolculuğa çıkarken de yanında genç bir kardeşi, arkadaşı neyse olacağını, yardımcısı. Onunla birlikte çok yakın, o kadar kişi hani 300'ler falan diyorlar ya, hepsinden öte yakın biri olacağını ona, bununla yolculuk yapacağını görüyorum, ben anlıyorum. Bununla birlikte giderken işte hani balığın, daha doğrusu Allah'ın bir kuluyla buluşmak için bir yola çıktıklarını, hani falan yerde bulacaksınız diye gittiğini, bunlar da yola çıkarken kendilerine erzak olarak aldıkları balık üzerinden anlatıyor. İşte bizim de geçmiş videolarımızda, yakın zamanda da yaptığımız videolarımızda dünyanın öküz öldü dedik.
Dünyanın hükümdarlığı öküzden bitti, balığa geçiyor dedik. İşte o balık bu balık. Yani burada Azerbaycan, Türkiye sınırı, iki denizin birleştiği aynı zamanda. Cebeli Tarık Boğazı harici diye baktığımızda deniz devlet demektir, gemi devlet demektir, dağ devlet demektir. Şimdi burada da iki denizin birleştiği yerde kadar gidiyorlar. Yani burada bizim öküzle balık sınırı olarak dediğimiz Kars'ın Nahçıvan tarafı, Nahçıvan Cumhuriyeti diye geçen orada özel bir bölge olup Azerbaycan'a bağlıdır. Yani balığa bağlıdır. Yani biz hadis tabiri, ayet tabiri, Kur'an tabiri ve bizim tespitimizle bunu ortaya koyalım kardeşlerim. Şimdi bu iki sınıra oraya gidecekler. Genç arkadaşıyla. Uzun bir yolculuk yapacaklar. O yolculukta onlar işte yorulduklarında balığı çıkarıp yiyelim dediğinde işte balık canlanmış. Ölü balık canlanmış, denizde yol tutmuş gidiyor. Şimdi buradaki ölü balıktan kasıt Azerbaycan'ın Osmanlı 1700'lü yıllarından itibaren topraklarını ağır ağır elindeki topraklar kaybetmeye başladı. Kaybettiği her yer kendisi için ölüdür. En son işte dedi ki o laik devlet de öldürülecek, yıkılacak diye. Oradaki inkarcı genç de ölüyor. Yani balık nasıl ölüyse inkarcı genç de öldürülüyor. Burada işte inkarcı gencin öldürülmesi, balığın canlanması, ölü balığın canlanması. Şimdi dedi ki Azerbaycan, Azerbaycan'ın 2020'ye kadar ölüydü. Yani Türklük bir tarafa, İslam bir tarafa, devletsel bazda, yönetimsel bazda, ekonomik bazda yetersizdir. Ermenistan'la bile mücadele edecek bir potansiyeli yoktu. Çünkü Ermenistan'ın arkasında Rusya'sı vardı, Avrupa'sı vardı, Amerika'sı vardı. Bunları destekliyorlardı. Bundan dolayı öldürülmüştü. Hocalı katliamına kadar yani balık öldürülmüştü. Ve aranan şeyin balığın canlanması 2020 itibariyle başladı. Sonra Hazreti Musa üzerinden Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve genç arkadaşı oradaki kıssa üzerinden anlatıyorum. Balığın canlanıp denizde kendine yol tutmasını anlatıyor. Denizde devlet ya balık zaten o kıssa üzerinden anlatıyor. Yani balık devleti canlanaraktan kendine bir yol tutacak. Yani orada geriye gidiyor. Geriden kasıt Türklerin Anadolu'ya değil de ilk çıktıkları Tanrı Dağı diye adlandırılan Ergenekon Destanı vesaire diye geçen özüne doğru gidiyor. Vaat edilen topraklar Asya topraklarıdır Türklerin çoğunlukta olduğu yerdir. Anadolu sadece bunun bir ayağıdır. Bak bu kelime çok önemlidir. Anadolu bunun bir ayağı derken gelişi güzel de bu lafı kullanmıyoruz. Çünkü Türk devletlerinin bağımsızlığını ilan ettiğinde biz ne dedik? Ortaya bir kurt sureti çıkacak. Kurt haritası çıkacak. Haritaya baktığınızda kurt. Bu kurdun ayağını, sol ayağını Anadolu oluşturuyor. Yani ayağını uzatmış. Diyelim sol ayağını uzatmış. Uzattığı o ayak Anadolu'dur. Yani o nedenle diyoruz. Buranın Anadolu'nun bir ayağı olduğunu belirtelim. Şimdi bunu görüp bunu anlayacaklar. Yani artık buradan sonra, bu saatten sonra Azerbaycan'ın Türkiye'nin yıkılmasını görüyor zaten. Herkes görüyor. İçeridekiler dahil biliyor, çaresizler. Bunun önüne geçemez kimse. Çünkü bu Allah'ın muradıdır, kaderidir, takdir ettiğidir. Bunu herkes görüp yaşayacak. Buradan itibaren Azerbaycan kendine başka bir yol tutma durumuna girecek gördüğüm kadarıyla ayet üzerinden anlatıyorum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve yanındaki gencin de işte bizim aradığımız buydu ki öyle de oluyor. Biz bunun geri dönelim bunu takip edelim diyerekten
Allah-u Teala'nın onların karşısına çıkaracağı bir kulu, ilimden yana nasiplendirdikleri bir kulu bulmak için. Yani bunu böyle net belirtmiş olalım. Yani bu yolculuğun özellikle bu kısmı, anlattığımız bu videomuzdaki bu kısmını çok iyi bilmek lazım. Bu süreci yaşıyoruz. Balık 2020 itibariyle canlandı. Son videomuzu da izleyebilirsiniz. Buradan ne demek istediğimi daha iyi anlayabilmek için. Yani ölü balık canlandı, öküz canlıydı, öldü. Yani öküz ölürken balık canlanıyor. Bu balığın canlanmasını işte burada Hz. Musa kıssasında, Kehf suresinde görüyoruz. Ve balık kendine bir yol tutuyor. Kendine bir yol tutuyor. Yani iki devlet, bir millet, beş devlet, bir millet tezi bugünlerde söylenen tezlerin geçersiz olduğunu, buranın yıkılacağını yıllardır söylüyoruz hamdolsun. Bunu bilme, öğrenme, insanlara vesile olma anlamında. Kimin ne dediği, ne bildiği o kadar önemli değil. Bizim bildiğimiz kafi. Neden? Biz hak ve hakikati net ortaya koyuyoruz. Bizim dediklerimiz bir bir biiznillah gerçekleşecek. Çünkü niye? Bizim Allah-u Teala'nın kaderinden haberdar olma ilimlerimizle, onun kitabına, ayetlerine, hadislerine, dünyadaki olan olaylara, bütün hepsine, evdeki hesabın çarşıya uyma oranının çok yüksek olmasından dolayı hepsi tek tek gerçekleşecek biiznillah. Bunu net belirtelim. Biz kimsenin bize inanmasını falan beklemiyoruz. Ha, bunu da belirtelim kardeşlerim. Çünkü bunlar tarihi kayıtlardır. Herkes ileride görecektir. Belki çok yakın zamanda da görecektir. Kimin ne kadar doğrularda olduğunu herkes anlayacaktır. O nedenle dediğim gibi kardeşlerim, balık 2020 itibariyle canlandı, kendini gösterdi ve kendine yeni bir yol tutacak. Bu yol dediğimiz gibi öküz öldü, ortaklık bozuldu türünden olacak. İki devlet bir millet muhabbeti. Her ne kadar da kardeş de olsak örneğin, kardeşler arasında bazen hani sen varını yokunu tüm kardeşine harcayamazsın. Bu bir gerçektir. Sen ayakta kalacaksın ki yardım edesin. Ayakta kalabilmen için de bunu belli bir ölçüde yapmak durumundasın. Yani bunu belirtelim. Yani o nedenle öküz öldü, balık canlandı ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve genç arkadaşı bunun peşine düşüyorlar. Bunu arayacaklar. İki denizin birleştiği yer diye de dediğimiz deniz, gemi, dağ, devlet olduğunu, öküzle balık sınırı olan Kars-Nahçıvan sınırı civarında bir olmanın bulunmanın gerekliliğini, oraya gidince balığın kendine başka bir yol tuttuğunu göreceklerini, yani Azerbaycan'ın farklı bir yol tutup başka bir yol izleyeceğini, bunun yolun da Türkü devletlerle birlik olma, diğer Türkü devletlerle birlik olma. Yani böyle düşün, artık ölen öldü, kalan sağlar bizim anlayışıyla yola devam edileceğini ben bir iznillah görüyorum, anlıyorum. Hani bunun da zaman net ortaya koyacak, gösterecektir kardeşlerim. Önümüzdeki bu süreç bunu gösteren bir süreç. Bu ayetlerin tecelliyatının ortaya konmasıdır. Çünkü Rabbimiz geçmişi bize ayna olarak tutuyor. Geleceğimizi geçmiş üzerinden bize anlatıyor. O nedenle Rabbimize sonsuz hamd olsun, sonsuz şükürler olsun. Ben dediğim gibi Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Çünkü hamdolsun kimseye nasip olmayan şeyler bizlere nasip oluyor. Yani bunları da hiç kendimize saklamıyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Güzel kardeşlerimizle, insanlarla paylaşıyoruz. Aklı, idrakı nasip olanlar alır. Bu işin ne kadar gerçekçi, hakikat olduğunu görür. Nasip olmayana da bir şey diyemeyiz. O nedenle dediğim gibi kardeşlerim, Rabbim bu işin sonu hayırlıdır. Sonu başından hayırlı olan bir süreç içindeyiz. Ve bu süreç devam ediyor. Bunu defaatle belirttik. Ben dediğim gibi kardeşlerim, işimden dolayı vakit bulamıyorum.
video yapmaya. İnşallah imkan oldukça da Rabbim bize nasip ettikçe de video yapan bileceğiz. Yani video yapmak için yapmıyoruz. Bunu herkes bilsin. Bilen biliyor zaten bizi. Bizim kendimizi bilmeyenlere anlatıyoruz burada. O nedenle dediğim gibi kardeşlerim, İnşallah böyle bir hayırlı bir videoya da vesile olduğumu düşünüyorum. Rabbime emanet olunuz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Selametle kalın.